hareket geldiğimiz noktada ne ortada kadın kaldı ne erkek kaldı. Erkeğe karşı kadını, kadına karşı erkeğe. Her şeyi yasayla düzenleyeceksiniz. Bir de gelin kaynana yasası çıkartın. Elti baldız yasası filan da çıkartalım. Kardeşim, hak nerede tecelli ederse biz oradayız. Kadın ya da erkek ya da insan ya da biz insancı da değiliz, biz Müslümancı da değiliz, kadıncı da değiliz, erkekçi de değiliz. Ya hangi kadınla hangi erkeği kıyaslayabilirsiniz? Böyle bir şey mümkün mü? Bir eşitlik, haşa. Yani Hazreti Hacer'le hangi erkeği kıyaslayabilirsiniz? Yani Kabe'nin içinde yatan bir kadın, bir peygamber annesi, bir peygamber eşi, Hazreti İbrahim'in peygamberlerin ayak izinde koştuğu bir kadın ya, Safa Merve arasında Kabe'yi tavaf ederken ya ne oluyor? Ya da Sare annemizle Hacer annemiz arasındaki bir takım sorunları hani kaşıyarak bugüne olmaz yani, olur mu? Orada da bir takım sorunlar var. Tamam. Yani, ya da Hazreti Asiye. Bunlar hep ders bize. Hazreti Asiye üç peygamber büyüten bir kadın. Evet. Firavun'un karısı. Ya Hazreti Asiye ile kim kıyaslarsın? Kendi mucize olan Cebrail'in ziyarete geldiği, Zekeriya Aleyhisselam'ın şaşırıp kaldığı Meryem. Hangi erkeği Hazreti Meryem ile kıyaslayabilirsiniz? Ya da hangi kadını siz Hazreti İbrahim ile kıyaslayabilirsiniz? Yani evet. Hazreti Yusuf'la kimi kıyaslayabilirsiniz? Hazreti İsa ile Ruhul Kudüs'le kıyaslayabileceğiniz bir kadın var mı? Ya da Hazreti Ali ile? Ya da Züleyha annemizle. Hazreti Fatıma, Hazreti Ayşe, Hazreti Hatice annemiz. Kimle kıyaslayabiliyorsunuz ya? Niye ya da? Hepimiz birbirimizden üstünüz. Ve kim ki sahip olduğu imkanları Allah'ın rızası yönünde ne kadar geliştirirse Allah indinde o kadar yüksektir. Haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun mazlumdan yana zalime karşı olacağız. Zalim babamız da olsa, mazlum düşmanımız da olsa, bırakın kadın erkeği. Bu insanın insana düşman edilmesi tuzağıdır. İstanbul Sözleşmesi de bunun zeminini oluşturuyor. Onun için herkesin ayağını denk alması gerekir. Kadın anadır. Her kadın ve erkek bir başka kadının eseridir. Kadınlar kadın olmazsa erkekler de erkek olmaz. Bakın, kadınlar sadece çocuk doğurmazlar, toplumu doğururlar. Her kadın ve erkek bir başka kadının eseridir. Kadınlar çocukların elbiselerinin temizliğine gösterdiği özeni, çocuklarının kalbinin temizliğine göstermedikçe, çocuklarının karınlarını doyurmaya gösterdikleri özeni, çocuklarının kafalarını doyurmaya göstermedikçe, o dünyevileşme, eğlenme, keyif alma peşinde koşarken çocuklarını ihmal eder, çocuklarının sağlığı sigortaya, güvenliği polise, kafası eğitime, boş zamanları televizyona, bilgisayara ve sokağa emanet edilirse o çocuklar canavarlaşır. Biz çocuklarımıza sahip çıkacağız. Erkeğiyle, kadınıyla. Ve biz alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmetiyiz. Ve bizim peygamberimiz veda hattıcı hutbesinde tekrar tekrar defalarca aman aman ha aman ha katil söyledikleri riba haksız yemeyin. Aman kadınlarınıza dikkat edin. Ben gidiyorum derken saydığı 12 şey var. Aman ha dedi o Müslümanlara dikkat edin dedikleri. Kadını kaybederseniz geleceğinizi kaybedersiniz. Onun için biz böyle Amerikan sosyalistlerinin, daha sonra Sovyetlerin, Almanya'da bir takım işçi hareketleri, kadınlar, tamam kadınlara yapılan haksızlıklar. Niye peki biz köleleştirilen kadınlara yapılan haksızlıkları, malları, canları, namusları hepsi paymal edildi. Biz pekala onu da gün olarak, hayır biz güne bunu hapsetmiyoruz. Elbette bunların anılacağı günler de olabilir ama bunu erkeğe karşı düşmanlık. Son günlerde bizim tırnak içinde medyada çıkan haberlere bakın. Erkek düşmanlığı, bir yandan da kadınların işte bu İstanbul Sözleşmesi çerçevesinde erkeğe karşı bir takım davranışları. Çünkü kadın
cinsel tercih yönelim erkek de olabilir. Siz hanımınızın bu cinsel tercih yönelimine karşı ne yapacaksınız? Erkek erkeğe yaşayacaksınız, öyle mi?